Merhabalar. Bugün Hyundai'nin IONIQ 5'ini çekiyoruz. Bu araç EV6 ile aynı platformda üretilen. Tamamen altyapısı aynı bir araç. Sadece dizayn farklı. 77 kW'lık pili olan bir araç bu araba. Menzili 450 km. Notuma bakayım hızlıca. 450 km civarında. Araçta 0-100 hızlanması da 5 saniye. EV6 ile aynı. 18 dakika şarj süresi var. 8 volt mimariyi destekliyor. Oldukça iyi bir araç. İnceleyelim. Fiyatına da bakacağız. Türkiye'de iki spek gelen bu araç 3 milyon civarında fiyatı var. Aracın sürüşüne bakacak olursak Model Y ile kıyaslıyorum. Model Y'ye göre daha yumuşak bir sürüşü var. Süspansiyonlar daha yumuşak. Sessizliği biraz daha iyi bence. Tabii ölçmedim. Ölçmek lazım. Desibel olarak ne kadar ama benim sürüş tecrübeme göre daha iyi bir sürüşü var. Sessizlik ve sürüş yumuşaklığı anlamında. EV6 ile aynı, EV6 ile aynı. Ama fiyat olarak baktığınızda kesinlikle bence düşünülmesi gereken bir araba. Sürücünde hiçbir sıkıntı görmedim. Şuradaki flaplarla aracın retken frenlemesini değiştirerek arabayı çok iyi kontrol edebiliyorsunuz. Hiç freni kullanmanıza gerek yok. Bu Model Y'de olmayan bir şey. EV6'de yine var. Kısacası sürüşünden gayet memnunum. Sessizliği, oturma açısı yine EV6 ile kıyaslayayım Kia'nın. Ona göre daha iyi. Çünkü bu araç daha fazla rüzgar alan, sürtünme katsayısı daha yüksek bir araç. Ancak daha iyi bir aile arabası olduğunu düşünüyorum. Yine Kia'daki EV6'daki gibi Apple CarPlay, Android Auto buradaki kablo ile yapılıyor. Buradaki yani bu bence çok kötü bir uygulama. Şurada boşluk var. Telefonu şuraya koyabilirsiniz ama çok derin yani. Şöyle telefonunuzu aramanız gerekir. Yani kayboluyor telefon. Öyle düşünün. Balık çeker gibi çekmeniz lazım. Ama arabanın diz mesafesi, genişlik çok ferah bir araç. Yani en büyük sıkıntısı aslında şu ekran. Ekran curve değil. Yani böyle Model Y'deki gibi dümdüz duruyor. EV6'da yine size doğru curve olması bence bu arabanın en büyük eksiği bu ekranın size doğru curve olmaması. Yani eğimli şekilde yapılmamış olması. Onun dışında menü zaten aynı. Ses sistemini şuraya da bir şey koymuşlar. Arka tarafa sürerken de bakarsanız genişliği çok iyi. Diz mesafesi konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Kesinlikle tam bir aile için. Bagajı da yeterli bir büyüklükte. Onun görüntülerini de görüyorsunuz. Diz mesafesi ne kadar olduğunu. Şuradaki konsol bence daha kullanışlı. İşte çayınızı, kahvenizi şuraya koyabilirsiniz. Havalandırma sistemi oldukça iyi. Şu anda Baybridge Köprüsü'ndeyiz. Niyetimiz buraya girmek değildi ama nasip buraya girdik. Yani hiç niyetimiz yokken bir adaya gitmiş olduk. Artık nasip diyelim. Gitmek istediğimiz yeri şey gibi düşünün. Acıbadem'e gitmek istemiyorken, Beşiktaş'tan çıkmamız gerekirken şu anda Acıbadem'e gidiyoruz gibi bir şey. Artık. Şimdi üstünden dönüyoruz mecburen. San Francisco'ya dönüyoruz. Burası bir adaya bağlayan bir şey. Küçük bir ada. Haritada da görebilirsiniz. Sağ taraf San Francisco. Golden Gate Bridge'i şimdi görebiliyoruz şu sağda. Herkesin fotoğraf çektirdiği bir yer. Hatta benim de bir fotoğrafım var orada. Şurası Alcatraz Adası. Alcatraz Adası meşhur. Alcatraz Adası hapishane. Filmi de var. Çok güzel bir filmdir. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu araba yaklaşık 1000 kilometre kadar test etme imkanım oldu. EV6'yı çok beğenmiştim. Hatırlarsınız videomu izlediyseniz. Bu araç aynı platformda ama daha uygun fiyatlı. Tabii en önemli özelliği bence Model Y'ye benziyor. Tesla Model Y'deki gibi iniş binişi, inmesi ve binmesi rahat bir araba. Ayrıca sürüş olarak kesinlikle Tesla'yı aratmıyor. Oldukça konforlu. Hatta Mach-E'ye göre bile daha iyi bence. Mach-E'yi alacağım ama ben bunu alırım kesinlikle. Model Y'yi yerine bunu alır mıyım? İşte Model Y'nin işte yazılımı açısından çok başarılı. Pil olarak da, menzil olarak da yeterli bir menzil sunuyor. 480 kilometreleri gördüm ben açıkçası. Ama yazılım hatası aldım ben. Aldığım yazılım hatası da ekran görüntüsü de olacak. Kısacası garip garip hatalar. Ancak bu kiralık araç olduğu için belki güncelleme yapılmadığı için böyle bir sıkıntı yaşanmış.
Arabanın en büyük eksisi bana bu ekranının, yani bu bilgi eğlence ekranının kör olmaması, yani size dönük olmaması bir sıkıntı. Alışılıyor mu? Alışılıyor. Ancak onu çok rahat yapabilirlerdi. Onu yapmamışlar. Ama fiyata göre karar vermek lazım diyorum. Model Y ve EV6'a göre, 6'ya göre. Eğer fiyatı bunun uygunsa kesinlikle bu alınmalı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmanızı bekliyorum. Teşekkürler. Kolay gelsin.